Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Samsung notebook bilgisayarlarda özellikle 530 evet 530 serisi notebook bilgisayarlarda Windows kurulumu sonrası cihazın boot edememe sorunu hakkında sizlere nasıl çözüm bulabileceğimizi anlatacağım. Önümüzde görmüş olduğunuz gibi Samsung bilgisayarımız mevcut. Bunda da aynı bir sorun mevcut. Windows kuruyoruz, sıkıntı yok. SSD hard disk taktıktan sonra oluyor tabii bunlar. Ama bunlarda bir yerleşik, bütünleşik bir SSD hard disk var içinde. Sorunun kaynağı da aslında o. Onu ön tarafa almak istiyor ama biz harici sonradan taktığımız SSD, içine taktığımız SSD Windows kurulum yapıp başlatmak istiyoruz. Bu sebeple sorun yaşıyoruz. Peki nasıl çözeceğiz? Şöyle Windows USB veya CD'mizi taktık. Şu kurulum ekranına geldik. Bu kurulum ekrandayken Shift F10 tuşuna basıyoruz. Shift F10 tuşuna bastığımızda komut modu karşımıza geliyor. Komut modunda yazacağımız hemen diskpart. Diskpart'ı açıyoruz. Diskpart'ta bir takım komutlarla bilgisayarımızın mevcut olan hard diskini sıfırlayıp önüne bir boot bölmesi oluşturmayı planlıyoruz. Diskpart'ımız açıldı. Öncelikle bir diskleri listeleyelim diyelim. Disk deyip takılı olan disklere baktığımızda şöyle bir taktığım sonraki SSD hard diskim, üzerindeki mevcut olan hard disk SSD, bir de flash belleğim. Şöyle flash belleğimi bir çıkartayım. Kafa karıştırmasın. Şöyle ikiye düşürdüm. Harici external dediğimiz sonradan taktığım ikinci uvaya taktığım SSD ve içindeki yerleşik hard disk bütün. Öncelikle şöyle cell disk 1 seçildi. Clean deyin. 1'i seçtik, sildik. Sonra cell disk 0 seçtik. Yine onu da clean yapalım ki önceki yaptığımız bütün ayarları bir silelim. Hard disklerimizde önemli bilgi olmayacak arkadaşlar. Var ise kesinlikle başka bir yere mutlaka yedekleyin. D'ye, E'ye bölüp de oraları saklamayın. Harici bir yere alın. Clean'i yaptıktan sonra bir başlangıç bölümü oluşturacağız. Nasıl yazıyoruz onu? Hemen şöyle create part primary size. Windows 7 kuracaksanız buraya 100 yapın. Windows 8 kuracaksanız veya üstünü kuracaksanız 350 yapın. Ben 7 kuracağım. Size'ı 100 yaptım. Başarıyla size'ımızı oluşturduk. Daha sonra format fs şöyle şu komutumuzu yazıp diskpart'ı formatladık. Volümümüzü formatladık. Ardından bir harf atayalım. Ne yapalım bunu? F yapalım. F boş olduğunu varsayıyorum ben. Farz edelim ki F yapalım. Hata verirse F dışında başka harfler verin buraya. Başarıyla bunu da atadık. Tekrar bir part create yapacağız. Create part primary yaptık. Bunun da az önceki oluşturduğumuz yeri oluşturduk. Yine aynı şekilde ona da bir format atacağız. Format atılmasını bekliyoruz hard diskimize. Formatımız da atıldı. Şu successful başarıyla atıldığına dair ibareleri mutlaka kontrol edin. Hata almayın. Sonra buna da bir oluşturduğum sonraki bölüme bir C harfini koyduktan sonra bunun da başarılı oluştuktan sonra şimdi bu 240'lık SSD'mize İki bölüm oluşturduk. Birine 100 MB ön bellek bölümü,
Birine de normal C bölümü oluşturduk. Burada yapacaklarımız bu kadar. Ondan sonra close, kapatıyoruz bunu. Sonra buna ileri diyoruz. Şimdi yükle ekrandan. Kurulumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii biz flash belleği çıkartmış idik. Hemen burada flash belleğimizi takalım. Flash belleğimizi şöyle USB'mize takalım. Şuradan çıkalım. Tekrar kurulum ekranına gelelim. Disk part'tan çıkmadan flash belleğinizi takın. Hemen 7.64 biti kuracağım ben. Siz hangisini kuracaksınız onlar sizin. Burada lisans koşullarını seçtim. Ondan sonra klasik bildiğiniz. Bakın hard diskimi ikiye böldüm. Ben bunlar disk part. Şu 100 MB'ı oluşturmuş oldum. Değil mi? Buradan hemen şunu seçip hiçbir yere basmadan direkt biçimlendirme yapmadan ileri diyorum. Ön belleği oluşturup format atma işlemini bu şekilde başlatmış oldum. Bittikten sonra tekrar videomuzun kaldığı yerden ne yapacağımızı anlatacağım. Evet arkadaşlar, Windows'un kurulumu bitti. Windows'u gördüm. Yeniden başlattığımda flash dışarıdayken, kurulum flash'ı dışarıdayken başlamıyor. Boot hatası veriyor. Size de muhtemelen öyle olacaktır. Birinci ayarları yaptık. Windows'umuzu kurduk. Başarılı bir şekilde bitirdik. Tekrar bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. USB'mize, kurulum USB'mize takıyoruz. Tekrar Windows kurulum ekranına geri geleceğiz. Orada son bir ayar kaldı, onu yapacağız. Kurulum flaşımızı taktık. Karşımıza kurulum ekranı gelmek üzere iken geldi. Hemen yine bu ekrandayken Shift F10 tuşuna bastım. Yine Disk Part menüsüne girdim. List disk dediğimde ya da list volume dediğimde 100 MB'lık bir diski C yapmışım. 223'lük de F olmuş. Bana C ve F, 100'lük olan C de şu anda gözüküyor. Benim normal Windows'taki C de F de gözüküyor. Disk part'taki görüntüsü bu. Tabi bu Windows'ta farklı görünebilir. Hemen ne yapıyorum? Hemen şunu yazın. Cell Wall F dediği pardon C, yani şey volümünü, bu 100 MB ayırdığımız volümü seçtim. Ondan sonra aktif yazıyorum. Sizdeki şu 100 MB hangisi ise onu seçin. 100 MB C. Ben de buraya C yazdım. Sizde E ise E yazın. D ise D yazın. Yazdım. Cell Wall C. Enter'a bastım. Aktif yazdım. Aktivi de yaptık. Buradan artık çıkıyoruz. Exit yazıyorsunuz. Disk part'tan çıktıktan sonraki ekran. Disk part'ta yazmıyorsunuz bunu. Bakın burası önemli bir detay. Disk part'tan çıkıyorsunuz. Normal CM'de komut ekranındayken şunu yazın. F yani bizim C'de kurulu olan Windows'umuzdaki BCD boot dosyasını C'ye, yani 100 MB'lık boot, ana boot dosyasını kopyalayacağız biz. Amacım bu benim. F'deki dosyayı C'ye kopyala. Windows'un sizin kurulu, hani şu artist gibi bizim buydu ya.
Windows'un kurulu olan yeri sizdeki D ise benim buradaki F'yi D yapın. E ise E yapın. Sizin harfler değişebilir. Neyse onu yazacaksınız. Bence görüntü bu olduğu için bunu yazdım. Enter'a bastım. Boot file section create. Yani C 100 MB içerisinde boot file dosyalarım başarıyla oluşturuldu. Bu şekilde. Dikkat edin. C burada C. F burada F. Sizde neyse onu yazın. Daha sonra şöyle kapatayım. Bilgisayarımdaki exit'e bakayım. Flash belleği de çıkartayım. Şu anda bir flash belleğim yok. Bomboş. Ve Windows ekranı geldi. Bu şekilde arkadaşlar. Windows'umuz da açıldı. Artık direkt boot yapabiliyoruz. Kolay gelsin.